Erkeklerin sakal bırakması ve kestirmelerinin hükmü nedir? Sakal peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, yani yolu olduğu gibi bütün peygamberlerin de sünnetidir. Cenabı Allah tarafından gönderilen bütün nebi ve resuller sakallıydılar. Bu yüzden sakalın büyük bir önemi vardır. İslam'da sakalın hükmüne gelince Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre Erkeklerin sakal bırakmaları vaciptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "On haslet fıtrattandır. Bıyık kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak." Ayrıca buyurmuştur ki: "Bıyıklarınızı kısaltınız, sakalları da bırakınız." Yukarıda adı geçen mezhep kurucu ve salikleri hadisteki emir vücub içindir diyerek sakal kesmenin haram olduğuna hükmetmişlerdir. Şafi alimlere göre ise sakal bırakmak vacip değil, sünnettir. Kesmek tenzihen mekruhtur. Gazali, Şeyh Zekeriya el-Ensari, İbni Hacer, Remli, Hatip Şirbini, İmam Nevevi ve Rafi rahmetullahi aleyh ecmain bu görüştedirler. Halil Gülenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, Cilt 2, Sayfa 277 Altın ve gümüş yüzük takmak caiz midir? Gümüş yüzük takmak erkek ve kadın için mübah ise de altın yüzük takmak erkek için haram, kadın için helaldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haram kılınmıştır." Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinin elinde altın yüzük gördü. Hemen elinden çıkarıp attı ve dedi ki: "Nasıl olur da sizden biriniz bir ateş parçasını alıp eline sokar?" Peygamberimiz gittikten sonra adama yüzüğünü al ondan faydalan denildiğinde, "Hayır. Allahu Teala'ya yemin ederim. Madem ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmıştır." asla almam dedi. Hulasa, dört mezhep ile sahabenin cumhuruna göre erkek için altın yüzük takmak haramdır. Cevazı için fetva vermek doğru değildir. Halil Günenç, günümüz meselelerine fetvalar. Cilt 1, sayfa 130, 26 Ekim Mevlana takvimi.